XRP'nin diyor kritik direnci aşması an meselesi, bannalar devrede diye ifade ediliyor. Üzerine şimdi şöyle bir konuşacağız. Ve ne kritik direnci, neyi nereye aşıyor? Bunlara bir göz atmaya çalışıp gayret edeceğiz diye ifade edebilirim. Bu arada tabii ki de izleyen herkes hem bu videoyu beğensin lütfen, aynı zamanda kanala da abone olsun. Ya bunların önem payının yüksek olduğunu bir kere daha hatırlatmış olalım diye ifade edeyim. Bunlar önemli konulardır. Durum bu şekilde. Şimdiden teşekkür ediyorum tabii ki videoyu beğenip kanala abone olan herkese. İstiyorsanız bu arada Facebook'tan tabii takip de edebilirsiniz. Facebook videolarında hem reklam çıkmıyor, aynı zamanda ana ana paylaşımlarda da bulunabilme imkanımız da söz konusu oluyor diye ifade edelim. Durum bu şekilde. Facebook sayfasının linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunmaktadır. Linke tıklarsanız zaten doğrudan sayfaya yönlendirileceksinizdir. Durum bu şekilde. XRP'nin kritik direnci diyor. Tabi burada XRP'nin kritik direnci adı altında açıkçası pek fazla bir muhabbet olduğunu söyleyemem. Yani 60 sent diyeyim hadi, yuvarlayarak 60 sent pozisyonlarında bir bulunduğu bir alan mevcut, görmüş olduğunuz gibi. Ya bir destek direnç pozisyonu var. Ancak onun dışında öyle yani herhangi bir şey durumu söz konusu değil. Bir kritizm durumu söz konusu değil yani. Zaten piyasa pozitif piyasanın pozitif olduğu noktada zaten bu pozisyonlar kırılır. Kaldı ki 60 sentlerin altında zaten doğrudur. Gayet de iyi bir toplama etabıyla açıkçası XRP Coin muhatap olmuş oldu yani. Bu da bir gerçek. Böyle bir durum var yani geldiğimiz noktada. Durum böyle. Bu arada şu anki pozisyonlarından ortalama talep edilebilir olduğunun da bir kere daha altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam zaten böyle hareketli ortalamalara yakın bir pozisyonda akümülatif geziyor. XRP zaten biliyorsunuz istikrarı sever, ancak daha doğrusu genelde maalesef trade'den ödün vermeyi sever desek daha doğru olur, maalesef öyle söyleyeyim yani. Ama şu an bulunduğu noktada XRP iyidir, güçlü ve rutin hareketler yapıyor. Bu tabi asla düşmez demek değil, ama hiç değilse tekrar söylüyorum güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Hatta XRP şu an pek çok kripto para birimine kıyasla daha pozitif gözüküyor. Ya yani onun da altını çizmek lazım. Böyle de bir durum var. Çünkü hem yani güzel bir birikim yapıyor. Mesela diğer kripto para birimlerinde oransal olarak daha fazla bir geri çekilme olduğu gibi daha fazlasının olabileceğine yönelik de bir alan var. Ne diyor? Direnci aşarak yükseliş sinyalleri veriyor. Yani 56 noktalarında açık söylemek gerekirse pek bir muhabbet yok. Yani öyle ifade etmiş olayım. Bir şey yok yani pek fazla. 56-57 dedik. Balinaların ilgisinin artması likidasyon sayıları fiyatın 64.87'ye çıkma olasılığını artırıyor. 64.87 noktalarında da bir şey yok. Aynı şekilde yani burada da bir muhabbet yok. Dediğim gibi tabi bu tarz muhabbetler yapılıyor piyasada. Yani büyük bir kısım sallamasyon oluyor. Şöyle söyleyeyim, sallamasyon derken ya tabii ki destek direnç pozisyonları vardır. Destek direnç pozisyonu ne anlama gelir? Talebin ve işlemin yoğun olduğu bölge anlamına gelir. Bunlar zamanla değişiklik gösterebilir. Hatta genellikle belli bölgede çok işlem görürse gösterir. Mesela bir tam sezon sonunda genellikle bölgeler kaymış olma ihtimali yüksektir. Talep bölgeleri. Bunlar her zaman tutacak anlamı taşımaz. Mesela üzerinde bir direnç pozisyonu olur.
Fakat ciddi bir motivasyon vardır. Destek direnç parçaladı derler ya, onu yapar. Mesela, yani bunlar var olan şeylerdir. Durum böyle. O yüzden bunları bilmek gerekiyor. Hani yatırımcı şey zannediyor işte desteğe doğru gider. Orada tamam işte sonra direnci kırar. O şekilde değil yani belli noktalar var işte sonuçta. Bunları duruma göre kırabilir, kırmayabilir. Burada fiyatlamayı belirleyen şey buradaki çizgiler değil. Bunlar zaten orada duruyor yani tamam mı? Önemli olan şey paranın akış eğilimi. Kripto para piyasasında dalgalanmalar devam ederken XRP yatırımcıları yeni bir hareketlenmenin heyecanlı yaşıyor. Abi nerede hareketlendi ya? Ben mi görmedim? Yani ben şuraya baktığım zaman adam kaç tane XRP var? Aynı XRP'den bahsetmiyoruz bence. Ya bana öyle geliyor. 56.57 sent seviyesindeki kritik direnci aşarak yükseliş trendinin sinyallerini vermeye başladı. Ya şöyle söyleyeyim. Orada yine tabii özel bir durum olmamakla birlikte 56.57 sent pozisyonda tekrar söylüyorum ekstrem bir pozisyon bulunmadığı gibi tabii ki de ilerleyebilir. Ya bu ayrı bir şey konudur. XRP'nin genel olarak talep aldığı açık. Zaten ilk başta haberin başta kendi de söylemiş doğrudur. Balinalar bulunduğu noktadan talep ediyor. Balinalar bulunduğu noktadan alım yapıyor. Ve bu da gayet güzel bir durum yani tabii ki. Şu anda fiyatlarının makul ve değerlendirilebilir seviyelerde olduğunun da aynı zamanda gayet net de bir işareti oluyor. XRP'de kritik direnç noktasının aşılması bekleniyor dedik. %14 bir fiyat düzeltmesi gelen toparlanmanın ardından gerçekleşti. Dediğim gibi balinaların güveni artar. Burada asıl olan şey düşmesini beklediğimiz tabii faizlerden geçiyor. Şu anda enflasyon ortamı biraz daha kontrol altına alınma noktasında gerçekten iyi işler çıkartıyor. Şu an enflasyon önceki vakitlere göre tabii daha düzgün, daha oturaklı ve üst duruklu bir boyutta bulunuyor. İfade etmek gerekiyor. Faizler de düşme noktasında artık oldukça yaklaştı. Yatırımcının bilmesi gereken şey ve alakadar olması gereken şey bunlardır. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.